Evet. Aziz Güler'in Rojava'da yürüttüğü mücadele bütün bölge halklarının ve bütün insanlık mücadelesi verenlerin enternasyonalist dayanışma ve mücadelesinin direnişinin sembolü oldu her şeyden önce. Aziz Güler'in şehadetini bizler aynı zamanda bölge halklarının bölgesel dayanışma ve enternasyonel dayanışma mücadelesinin bir sembolü olarak değerlendiriyoruz. Bu bizim enternasyonel mücadelemizin, uluslararası mücadelemizin, halkların dayanışmasının ve ortak direnişinin sembolüdür. O işte böyle onurlu bir amaç için Rojava'da şehit düştü. Aziz Güler'in şehadeti ve ölümü ne kadar soyluysa, onun cenazesinin Türkiye sokulmasına engel olmaya çalışanların sergilediği tavır da o kadar soysuzdur. O kadar gayri ahlaki ve gayri insanidir. Bir tarafta insanlığın onurunu sınırlara rağmen sınırsız direnişini ve dayanışmasını temsil eden var. Bir tarafta da bu insanlığın soylu değerlerini reddeden ve bu değerleri ortadan kaldırmaya, sınır çekmeye çalışan bir saldırganlık odağı var. O nedenle Türkiye hükümetinin, devletinin cenazenin sınırdan geçirilmesine karşı sergilediği tutum sadece bir siyasi saldırı değildir bizim gözümüzde. İnsanlık değerlerine bir saldırıdır ve soylu dayanışma değerlerine, bizim devrimci demokratik değerlerimize bir saldırıdır. Son dönemde biliyorsunuz sadece Aziz Güler'in cenazesine değil, onlarca şehidimizin, değerli insanımızın cenazesine yapılan bir saygısızlık ve işkence örneği vardır karşımızda. Türkiye'deki siyasi iktidar sadece yaşayanlara işkence etmekle yetinmiyor, sınırlı tutmuyor kendisini. Aynı zamanda yaşamını kaybetmiş olanlara, ölü bedenlere ve cenazelere işkence yapmaya yöneliyor. Bu işkenceden başka bir şey değildir. Ve bizler dün nasıl işkence karşısında insanlık onuru, işkenceyi ve zulmü yenecek dediysek, bugün de Aziz Güler'in yurdunda toprağa verilme hakkını savunarak insanlık onuru, işkenceyi yenecek diyoruz. Ve her yerde, Türkiye'nin dört bir köşesinde, hiçbir sınır ve farklılık tanımadan bütün halklarımızın Aziz Güler'in cenazesine ve şehadetine sahip çıkmasını istiyoruz. Sınırları kaldırmak için sesini yükseltmesini istiyoruz ve buna çağırıyoruz. Biz defalarca o sınırları geçtik. Karşımıza çıkarılan zulüm sınırları, duvarları, savaş, katliamcılık ve zorbalık Kobani halkıyla omuz omuza vermemize engel olamadı. İşte Aziz Güler yoldaşımız o sınırlara meydan okuyarak, o sınırları gelip geçerek, delip geçerek sınırsız bir dayanışmayı savunurken şehadete ulaştı. Bugün de onun cenazesine sahip çıkmak, onun değerlerine sahip çıkmak demektir. Bizler bütün Türkiye halklarını şehidine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yurdunun topraklarında defnedilmesi için hep birlikte onun anısına sahip çıkmaya ve onun cenazesini, değerlerini omuzlamaya çağırıyoruz.